Hizmetlerini görün. Ama fazla muhabbet etmeyin. Yaban olduklarını bilsinler. Abi. Mevlüt ne olacak? Ben bu kadınla beraber mi kabul edeceğim taziyeleri? Narin haklı. Ne edeceğiz? Evden çıkartmak için bir bahane yaratmak lazım. Neyi bahane edeceğiz abi? Bulun işte bir şey. Hanım ya. Acısının üstüne bir de kuması geldi çıktı başına. Şşş. Özlem kızım. Sen çay dök. Haydi. Tam Memine abla. Kendi abi çıkıyor musunuz? Tapıyor. Fabrikada işlerim var. Öğleden sonra halledeceğiz tapu işlerini. Yalnız ben önce araziyi görmek istiyordum. Yahu neyi göreceksin? Dağın başı. Ot bitmez, it geçmez. Çorak bir yer. Hem kime satacağız, kim para verip alacak onu da bilmiyorum. Biri vardı ama sonradan da vazgeçti. Ama hemen satarız demiştiniz. Seni mağdur edecek değiliz yenge. Olmadı ben alırım. Ay yok, olur mu öyle şey? Ben isteyemem sizden bunu. Olur, olur. Şimdi bir ev var üzerinde, göreceksin. Ev dedime de bakma, virane. Bir şey olacağından değil ama anam için hatırası var. Yabancıya gitmesin. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ya, asla güvensizlik falan değil. Ama ben kendim görmek istiyorum. İyi, gör bakalım ne olacaksa. Rıza'yı yollarım. Onunla beraber gidersiniz, sonra da tapuya gelirsiniz. Yüzünde bir şey var ada. Yüzümü tuvalet kağıdıyla kurladım. Oraya bir tane havlu asmışlar, 30 kişi birden kullanıyor. Müze gibi zaten burası. Kızlar, tapu işi öğleden sonraya kaldı. Öğleden sonra mı? Yarım gün daha buradayız yani. Evet, buradayız. Ama ben bir saat çıkıp geleceğim. Nereye? Biz de gelelim. Olmaz, jandarmaya gideceğim. Siz kardeşinizle kalın. Hayır anne, biz de geleceğiz. Evet. Ben babamın kaza geçirdiği yeri görmek istiyorum. Bence bu hiç iyi bir fikir değil Maya. Ya sen hala bizi çocuk sanıyorsun galiba. Ada. Hadi anne, lütfen. Rüzgar'cığım, biz ablanlarla biraz dışarı çıkacağız. Sen babaannenle kalır mısın? Canım bir çay içir, gezdir işte. Ama abimin Mevlüt'ünde ben de olmak istiyorum ama. Ben götüreyim. Hem gezdiririm her yere. Melek götürsün daha iyi. Sen lafın gelişini gidişini bilmiyorsun. Aşk olsun Emine abla. Şişt. Biz biraz dışarı çıkacağız. Nereye? Kızlar kazanın olduğu yeri görmek istiyorlar. İyi madem. Melek de gelsin. Yol gösterir. Çantamı alıp geleyim. Eşinizle tanışmadık. Burada değil mi?
Ben yanlış bir şey mi dedim? O da senin gibi eşini kaybetti. Çok özür dilerim. Ben bilmiyordum. Biz hazırız anne. Tamam kızım. Hadi çıkalım. Kadriye Hanım, sizden bir şey rica edeceğim. Ben Rüzgar'ın gelmesini istemiyorum. Malum durumu biliyorsunuz. Biz dışarıdayken Rüzgar'la biraz ilgilenir misiniz? Canım, çocuk da havalısın biraz. Sen karışma Özlem. Kuzum, gel babaannene. Rüzgar'cığım, biz ne konuşmuştuk seninle? Bak, biz seninle pamuğa ev yaparız. Ona havuç veririz, yeşillik veririz. Olur mu? Teşekkür ederim Kadriye Hanım. Çıkıyor muyuz? Bak, ana yüreği işte. Dayanamadı. Ne de olsa Murat'ın bir parçası. Sen bunu Nari'nin yanında da söyle de göreyim. Hiçbir bir şey bulunamadı. Ayakkabısı, cüzdanı. Narin Hanım da aynı benzer soruları soruyor. Ama maalesef. Hepimiz yandık. Hepimiz sorduk. Babamız boğulmuş olamaz. Ya çok iyi yüzen biri nasıl boğulabilir ki? Kaçta göz arasında kaybolup gitti. Taş gibi suyun dibine çöktü kaldı. Yani senin anlayacağın yenge... Benim kardeşim canına kıydı, canına. Sizlere söyleyebileceğim tek bir şey var. O da kendinizi bu duruma ne kadar çabuk alıştırırsanız sizler için o kadar iyi olur. Babam ya. Ölemez. Babamı istiyorum. Kızlar yapmayın lütfen. Hadi. Yenge nereye? Konağa. Olmaz. Olur mu canım? İlk kez geliyor kızlar buraya. Civarı bir gelsinler, görsünler. Çok teşekkür ederiz. Bizim İstanbul'a dönmemiz lazım. Hem annemin de tapuda işi var. Abimin fabrikadan gelmesine daha var. Hayatta bırakmam gezdirmeden. Hem halfetimiz çok güzeldi. Çok beğenirsiniz. Halınızı kırmayalım kızlar. Ya ama... Kızlar, biraz dolaşıp döneriz. Bir dakika. Şurada bir de şey vardı. Şerif abimin yeri var. Bir haşhaş kebabı yapıyor. Vallahi parmaklarınızı yersiniz. Of anne, ben çok yoruldum. Hadi. Evet anne, eve gidelim artık. Biz konağa gidelim Melek.